Herkese selam. Bu videoda sınıftaki arkadaşlarınızı etkileyeceğiniz 10 illüzyon numarası göstereceğiz. Hadi başlayalım. İlk numaramız Bill Gates parası. Bill Gates'in bu numara sayesinde servetine servet katladığı söyleniyor. Sihirli lastik numarası. Gördüğünüz gibi elimizde paket lastiği ve üzerinde ataç ve kağıt var ve herhangi bir hilesi yok. Kağıt inanılmaz bir şekilde en yukarıdan aşağıya doğru yer değiştiriyor. Sıradaki sihrimiz manyetik karabiber. Öncelikle boş bir tabağın içerisine su ve karabiber koyuyoruz. Gördüğünüz gibi karabibere parmağımızla dokunduğunda herhangi bir şey olmuyor. Ama şimdi hokus pokus. Adeta bir mıknatıs varmışçasına karabiberler etrafa yayılıyor. Fırıldak para numarası. Herkesi şok etmek için tek ihtiyacınız olan şey 2 adet madeni para. Sıradaki illüzyonumuz çılgın lastik. Lastiğin kapalı parmaklar arasında nasıl da yer değiştirdiğine bakın. Bu numaramız ise hayalet para. Bu sihri yaparken aman son harçlığınızı kullanmayın, yoksa paranızı delik deşik edebilirsiniz. Yüzük kardeşliği numarası. Herhangi bir hile yok. Tekrar işaret parmağımıza takalım. Hokus pokus. Yer çekimsiz kalem numarası. Şimdi elimizi bırakacağız ve aman Allah'ım. Kalem havada duruyor resmen. Ve hokus pokus. Bu illüzyonumuzda inatçı kalemtıraş. Kalemlerinizi açmayan ve sizi uyuz eden bu kalemtıraşları yok etme zamanı. Hokus pokus. Kalemtıraş kaybolmadı. Gerçekten inatçı bir kalemtıraş. Tekrar deneyelim. Abrakadabra. Kaybol. Yine burada. Bunu nasıl kaybedeceğimizi anlayamadık. Son kez deneyelim. Hokus pokus. Bu sefer bardağı kaybettik. İnatçı kalemtıraş yine bize kaldı. Hadi bir tane de çok basit numarayla devam edelim. Korkunç parmak. Şimdi bu illüzyonları nasıl yaptığımızı görelim. Gördüğünüz gibi elimizde bir 25 kuruş var. Önünde herhangi bir şey yok. Fakat arkasında sakladığımız bir 1 lira var. Orta parmağınızla 25 kuruşu, arkaya sakladığınız 1 lirayı ise el çabukluğuyla yer değiştiriyorsunuz. Geçelim sihirli lastiğe. İlk yapmamız gereken boş bir paket lastiğine kağıt ve ataçı yerleştirmek. Önce yüzük parmaklarımıza bu kağıtlı olan lastiği yerleştiriyoruz. Sonrasında ise boş lastiği işaret parmaklarımıza. Baş parmaklarımızla 3 sırayı atlayarak kağıtlı lastiği en üst sıraya getiriyoruz. Geri kalan parmakları boşluklara sokup baş parmağımızı çekiyoruz. Şimdi kağıdı aşağı almak için sırasıyla parmaklarımızı kapayacağız. Biz yüzük parmağımızı açamadığımız için son kısımda bütün ellerimizi açtık. Siz de böyle yapabilirsiniz. Manyetik karabiber numarasında ihtiyacımız olan şey sıvı sabun. Aslında bu bir sihir değil, kimyasal tepkime.
elimizin içine sıvı sabunu alıp ovalıyoruz. Fakat şuna dikkat, parmağımıza sabun bulaştırmıyoruz. Numarayı yapmaya başlarken ise ellerimizi ovuşturarak hokus pokus yapıyoruz. İşte bu kadar. Fırıldak para numarasında ise hiçbir sihir yok. Tamamen el çabukluğunuza kalmış. Ellerimizi kaparken yapmamız gereken tek şey bir parayı diğer tarafa en hızlı şekilde atmak. Bunu denedikçe çok daha hızlanacağınıza emin olabilirsiniz. Yerçekimsiz kalem numarasını yaparken saatinizin ya da bilekliğinizin arasına ekstra bir kalem sıkıştırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi kaleme baktığınızda sanki havada duruyor. Fakat onu tutan alttaki kalem. Avucunuzu tamamen açtığınızda ise hokus pokus. Bu numarada saatinizin arasına sakladığınız kalemi daha sonrasında kaybetmeyi unutmayın, yoksa rezil olursunuz. Geldik hayalet paraya. Bu aşamada kağıdımızı ve paramızı katlıyoruz. Yapmamız gereken önemli nokta ise şu. Parayla kağıdın arasındaki boşluğa kalemi sokacağız. Yani paraya değil. Bu şekilde kalemi bastırdığımızda da aslında paranın değil, kağıdın içinden geçirmiş olacağız. Numarayı sonlandırırken de sanki kağıttaki parayı onarıyormuş gibi üzerine ovalamayı ihmal etmeyin. İşin sihri sunumda. Geçtik çılgın lastik numarasına. Yüzük parmağımız ve serçe parmağımıza lastiği geçirmek. Diğer lastikle ise parmaklarımızın üstünü kapatmak. İşin sırrı ise tam olarak şurada. Alttaki lastiği aynı zamanda baş parmağımıza da geçirmemiz gerekiyor. Bu sayede parmaklarımızı kapayıp açtığımızda lastik yer değiştirmiş olacak. Hareketi yaparken arkadaşlarınızın fark etmemesi için elinizi sallamanızı tavsiye edebilirim. İnatçı kalemtıraşta öncelikle kalemtıraşın üstünü bardakla kapayıp onun üzerine ise A4 kağıdını seriyoruz. Burada yapmamız gereken A4 kağıdını bardağın şeklini alacak şekilde üstünü kapatmak. Hokus pokus yapıp bardağı kaldırdığımızda altında ilk başta kalemtıraşı görüyoruz. Herkes bizden kalemtıraşı kaybetmemizi bekliyor ve biz bütün odağı kalemtıraşa topluyoruz. Her iki aşamada da bardağı karnımıza yakın bir yerlere götürüyoruz ki sonrasında izleyenler bardağı aşağı attığımızı fark etmesin. Yani onların gözünü alıştırıyoruz. Üçüncü hokus pokusta ise bardağın şeklini almış A4 kağıdını dik bir şekilde tutabilmek önemli. Çünkü herkes içinde bardak var zannediyor. Ve son aşamada da kağıdın üstüne vurup herkesi şok etme zamanı. Geçtik yüzük kardeşliğine. Yüzük kardeşliğimizde yapmamız gereken öncelikle yüzüğü baş parmağımıza takıp karşıya bir göstermek. Bu noktada elimizi aşağı doğru indirip dikkat çekmeyecek bir şekilde parmaklarımızı ayarlıyoruz. Yüzüğü tekrar takmak için elimizi yukarı çıkardığımızda aslında baş parmağı değil orta parmağı yüzüğü takıyoruz. Sonrasında elimizi sallıyoruz ve o anda el çabukluğuyla parmaklarımızın yerini değiştiriyoruz. Aslında yüzük değil, parmaklarımız yer değiştiriyor. Bir önceki illüzyon zor geldiyse alın size basit bir numara. Bir elimizin işaret parmağını aşağı doğru kapatırken diğer elimizde işaret parmağımızı baş parmağımızın üstüne kapatıyoruz ve iki elimizi bir araya getiriyoruz. Gördüğünüz gibi korkunç parmak, bu kadar basit.